İhsan arabayı kenara çeker misin? Dur şurada dur. Ne oluyor? Sizinle konuşmam lazım. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Evet. Yola çıkmadan bilmeniz gereken bir şey var. Babamın holdingin hisselerini yavaş yavaş satın aldığını biliyordum. Önceleri bunun çok önemli olduğunu düşünmüyordum. Herkes gibi alım yaptığını düşünüyordum. Ama sırf bunun için şirket kurduğunu öğrenince... Ne zaman öğrendin? Birkaç gün önce. Bütün hisseleri aynı gün sen elden çıkardın, değil mi? Evet. Size karşı yeni tuzaklar kurmaya çalıştığını öğrenince şirketine gittim. Şifresini biliyordum. Bilgisayarından tek tek kendim yaptım işlemleri. Bugün şirketten çıkmadan önce bana verdiğiniz hisseleri aynen iade edeceğime dair bir kağıt imzaladım. Şimdi karar sizin. Şimdi arabaya biniyorum. Kırk dakika sonra sahildeki evdeyim. Sen de geleceksin. Birazdan kollarıma alacağım seni. Bekliyorum. Güveninize layık olamadığım için özür diliyorum. Bu itiraf benim için çok önemliydi. Zaten tahmin ettiğim bir şeyi yüksek sesle tekrarladın Nihat. Sana güvenmekten vazgeçmeyeceğim. Artık holding hissedarı değilsin. İade ettiğin hisseleri geri alıyorum. Ama benim için çalışmaya devam edeceksin. Benim için çalışmaya devam edeceksin. Teşekkür ederim. İhsan, uçağı kaçıracağız hadi.
Bir daha bana sakın hayır deme. Senin ne rezil bir adam olduğunu bir kere daha söylemek için geldim buraya. Söyle. Yüzüme söyle. Bırak beni. Bihter, seni seviyorum. Ben nefret ediyorum senden. Buraya benim yatağıma başka bir kadını getirdin. Seni çok özledim ben. Senden nefret ediyorum. Senin için deli oluyorum. Senden nefret ediyorum, istemiyorum. Geleceğini biliyordum. Şahit'te yanıyoruz. Çocuklar. Ev yanıyor. Yangın. Yangın. Yavrum dikkat edin. Bağırma, panik yapma. Yangın tüpkürünü alır. Herkes bir tane olsun. Tamam. Hadi çabuk. Beşir. Beşir. Niye sana direnemiyorum? Sana bu kadar öfkeliyken, senden nefret ettiğimi düşünürken nasıl sana teslim olabiliyorum? Bunun adı aşk. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Thank you.